Vize ve finalde çıkmış integral soruları 15. Bu videomuzda Boğaziçi Üniversitesi'nde 2001 yılı final sınavında sorulmuş bir integral sorusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. İntegral cosx dx bölü sin küp x eksi sin x neye eşittir? İntegrale dikkatli biçimde baktığımızda paydadaki sinli ifadelerin türevinin pay kısmında olduğunu görüyoruz. İlk iş sin x'e u diyerek değişken değiştirme yapmak olmalıdır böyle bir soruda. Sin x'e u dedik. Du bölü dx. Sin x'in türevi cos x'tir. Buradan dx'i diğer tarafa geçirirsek du eşittir cos x dx olur. Buradaki cos x dx du oldu. Aşağısı ise sin x'e u dediğimiz için u küp eksi u oldu. Şimdi bu integrali bir yazalım. Yukarıya 1 diyelim. U küp eksi u du. Bu integrale baktığımız zaman paydası çarpanlarına ayrılabilir bir integraldir. Bu basit kesirlere ayırma metodunun uygulanması gereken bir integrale dönüştü şimdi de. 1 bölü alt tarafı u parantezine alırsak u kare eksi 1 olur. Daha da devam edersek 1 bölü u çarpı u eksi 1 çarpı u artı 1 haline geldi. Bunu basit kesirlere ayırıp bunun parçalanmış halini integralin içine getirip yazmalıyız. 1 bölü u çarpı u eksi 1 çarpı u artı 1. Hepsi birinci derece çarpanlar olduğu için a bölü u artı b bölü u eksi 1 artı c bölü u artı 1 yazacağız. Şimdi paydaları eşitleyip attığımızda yukarıdakilerin eşit olmasını sağlayan ABC'yi bulmalıyız. Buradaki paydayı eşitlemek için bunu u kare eksi 1 ile çarpmalıyız. Bunu u ve u artı 1 ile çarpmalıyız. Bunu u ve u eksi 1 ile çarpmalıyız. Bu taraf 1. Bu çarpmaları yaptıktan sonra paydaları eşitlendiği için atıyoruz. A u kare eksi a. U kare artı u olur burası. B u kare artı b u artı c u kare. Burası eksi u olur. Eksi c u. Şimdi u karelilerin katsayıları toplamının sıfır olması gerekiyor. Çünkü bu tarafta u kareli bir ifade yok. A artı b artı c eşittir sıfır olmak. U'lulara gelecek olursak b eksi c'nin u'luların katsayısı olan b eksi c'nin bu tarafta u'lu bir şey olmadığı için sonucu sıfırdır. Buradaki tek sabitimiz eksi a'dır. Eksi a buradaki 1'e eşit olmalıdır. Dolayısıyla a eşittir eksi 1 olarak bulunur. A'yı bulduğumuza göre götürüp yukarıdaki a yerine koyarsak b ve c'yi bulma konusunda da oldukça önemli yol kat edeceğiz. Eksi 1'i buraya koyup karşı tarafa atarsak b artı c eşittir 1. B eksi c'nin de 0 olduğunu biliyoruz. Alt alta b'ler c'ler birbirini götürdü. 2b eşittir 1'den b eşittir 1 bölü 2 çıkar. 1 bölü 2'yi götürüp buraya koyarsak c de 1 bölü 2 olarak bulunur. Şimdi bu parçalanmış hali integralin içine geri koyuyoruz. A eksi 1 de eksi 1 bölü u. B 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 bölü u eksi 1. C 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 bölü u artı 1 d. Şimdi bunun integralini alacak olursak
Eksi 1 bölü u'nun integrali eksi ln u olur. Alt taraf birinci derece olduğu için bu da 1 bölü 2 ln u eksi 1'dir. Bunun da alt tarafı birinci derece olduğu için 1 bölü 2 ln u artı 1'dir. Artı c olarak integralimizin sonucunu bulduk. Şimdi u dediğimiz şeyi getirip yerine yazmalıyız. Çünkü bizim integralimiz u'lu değil, x'liydi. Sin x'e u demiştik. U gördüğümüz yere sin x'i yazdığımız zaman bu integralin sonucuna ulaşmış olacağız. Eksi ln sin x artı 1 bölü 2 ln sin x eksi 1 artı 1 bölü 2 ln sin x artı 1 artı c bu integralimizin sonucu olur. Bu şekilde bu sorumuzu noktalıyorum. Oldukça güzel ve öğretici bir soru idi.